Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosundan hepinize selamlar. Resident Evil karakterleri sonunda Dead by Daylight'a geldi. Zaten menümüzde de arkada gördüğünüz gibi Raccoon City'nin fotoğrafı var. İki tane kurban eklendi. İlk kurbanımız Jill Valentine. Henüz sanırım bir hikaye yazmamışlar karakterlere. Hemen zaman kaybetmeden perklerini anlatalım. İlk perkümüz karşı güç perkü. Totemleri %20 daha hızlı temizliyoruz. Ve bir totemi temizledikten sonra bize en uzak iki totemin haresini görüyoruz. Aynı zamanda her totem temizledikten sonra ilave %20 totem temizleme hızı kazanıyoruz. Böylece diğer totemleri çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyoruz. İkinci perkümüz diriliş. Birisi bizi kancadan kurtardığında veya da kendimiz kancadan attempt escape atarak kurtulduğumuzda iyileşme barımız anında %40'a gelmiş oluyor. Yani sağlıklı koluma gelmek için %100 değil, %60'lık bir bar doldurmamız gerekiyor. Üçüncü perkümüz de tuzak mayın. Toplamda %66'lık jeneratörü ilerlemesinden sonra aktif oluyor. Ve bu yeteneğiniz aktifken herhangi bir jeneratörü 3 saniye boyunca tamir ettikten sonra yetenek tuşuna tıklıyoruz ve 35 saniye boyunca orada kalan bir tuzak kuruyoruz. Peki bu tuzak ne işe yarıyor? Katil, tuzak kurulan jeneratöre gidip hasar verdiğinde tuzak patlıyor ve katili sersemletiyor. Aynı zamanda etraftaki herkesi kör ediyor. Gerçekten oyunun mekaniğini değiştiren ilginç bir perk olmuş. İkinci gelen kurbanımız ise Leon. Hemen onun da perklerine geçelim. İlk perkümüz sık dişini. İyileşme animasyonundayken karakterin çıkardığı sızlanma seslerini çıkarmıyorsunuz. Aynı zamanda iyileşirken skill check kaçırdığınız zaman katile herhangi bir bildirim gitmiyor ve yalnızca %3 ceza alıyorsunuz. Yani barınız daha az geriliyor. İkinci perkü ses bombası. Herhangi bir jeneratörde %70'lik bir ilerleme kat ettikten sonra perkünüz etkinleşiyor. Elinizde herhangi bir item yokken bir dolaba giriyorsunuz ve yetenek tuşuna basarak bir ses bombası yapıyorsunuz. Bu bomba yüksek ses ve kör edici ışık çıkartarak patlıyor. Patladığı yerde bir ses bildirimi oluşturuyor. Yani katili yanıltmak için de kullanabilirsiniz. Veya da onu kör etmek için kullanabilirsiniz. Gerçekten ilginç bir perk. Üçüncü perkümüz acemilik hevesi. Jeneratör tamir ederken 5 defa skill check tutturduğunuzda başarılı veya çok başarılı olmasının bir önemi yok. Perkünüz etkinleşiyor ve maç bitene kadar etkin bir şekilde kalıyor. Asla devre dışı bırakılmıyor. Peki ne işe yarıyor? Perkünüz aktifken ilerleme kaybeden bütün jeneratörün haresini görüyorsunuz. Yani diyelim katil bir jeneratöre tekme attı. O jeneratör %70'deydi, 80'deydi fakat geriliyor. O jeneratörün gerilemesini engellemek için o jeneratörün yerini görüp gidip o jeneratörü bitirebilirsiniz. Veya da jeneratöre dokunup gerilemesini engelleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar, karşınızda Nemesis, oyuna eklenen yeni katilimiz. İlk perkü ölümcül takip. Maçın henüz başında bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca görüyoruz. İkinci perkü histeri. Sağlıklı bir kurbanı özelliğini kullanarak değil de normal saldırınla yaralı hale getirdiğin zaman tüm yaralı kurbanlar 20 saniyenin bir haber durum etkisi altına giriyor. Yani sizin kalp atış sesinizi duymuyor, ışığınızı görmüyor vesaire. Bu perkü de her 60 saniyede bir kullanabiliyorsunuz. Üçüncü ve son perkü ise infilak. Bir jeneratöre tekme attıktan sonra jeneratörün haresi sarı bir şekilde gözüküyor. Ve bir kurbanı normal saldırınızla can çekişme durumuna sokarsanız, yani yere düşürürseniz, bu tekmelediğiniz tüm jeneratörler patlıyor ve barlarından %6 eksiliyor. Bu jeneratörler patladığı sıra herhangi bir kurban bu jeneratörü yapıyorsa çığlık atıyor ve 10 saniye boyunca aciz durum etkisi altına giriyor. Bu perkü 90 saniyede bir kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, yeni map'imiz için şöyle bir adak getirmişler. Bu adak yeni map'i oynamanızı sağlıyor. Evet gençler, karşınızda Jill Valentine. O da Raccoon City'deki görevine başlamış durumda. Dilerseniz hızlı bir şekilde map tanıtımımızı yapalım. Joker, rest in peace. Now you're dead to me, so peace out. Remember, you just freaked out. Get ready for defeat. Now I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. 'Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make and a just name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. March until it's over.
fighting just like a soldier. I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. Evet gençler, karşınızda Nemesis, Rakunsti'nin korkulu rüyası. Haritada bu şekilde zombiler var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve kurbanlara virüs bulaştırabiliyorlar. Aynı zamanda zombileri de bu şekilde öldürebiliyorsunuz. Chase müziğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gençler, özelliğimiz şu şekilde. Sağ tıka basılı tutarak dokun açımızı çıkartıyoruz. Ve tekrar sol tıka bastığımızda kurbana bu şekilde tutturuyoruz. Ve şu an ona virüs bulaştırdık. Gördüğünüz gibi yaralanmadı. İlk hasarınızda gördüğünüz gibi bu şekilde virüs bulaştırıyorsunuz. İşte ekranına bir mavilik geliyor ve görüşü bulanıklaşıyor falan. İkinci dokun açı tutturduğunuzda ise kurban yaralanıyor. Yaralı bir kurbana tekrardan dokun açı attığınızda bu şekilde yere düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü virüslü konumda. Şimdi arkadaşlar kurbanımız iyileşecek. Virüsten arınacak. Virüslerden kurtulmak için de gördüğünüz sandıkları açmanız gerekiyor. Ve oradan bir iğne bulup onu kendinize saplıyorsunuz. Lan dur! Ali şu malı kaldır yerden. Evet arkadaşlar, bu şekil iğne ile virüsten kurtuluyor kurban. Ve virüsten kurtulduktan sonra size bildirimi geliyor. Birkaç saniyeliğine. Buradaki olayımız da şu arkadaşlar. Kurban virüslü ise özelliğiniz kurbana hasar veriyor. Fakat virüslü değilse özelliğiniz ilk önce onu virüslü hale getiriyor. Sonradan hasar vermeye başlıyor. Aynı zamanda haritada dolaşan zombiler kurbana virüs bulaştırabiliyor. Veya da virüslü durumdaysa kurbanı yere düşürebiliyor. Zaten az önce gördünüz. Mesela şu an virüs yok kurbanda. Attığım zaman yere düşmeyecek. Virüs bulaşacak. Virüs bulaştığı için bir sonraki dokunaç atışımda yere düşmüş olacak. Yani hasar alabilir konuma geliyor virüs bulaştırdığınız zaman. Evet gençler, bakalım özelliğimiz palet arkası vuruyor mu, onu deneyeceğim. Bu şekil palet arkasından da hasar verebiliyorsunuz. Evet gençler, şimdi haritamızdaki basement'ı gösterelim. Böyle şaşalı bir yer yapmışlar basement'a inerken. Alt taraf yine aynı diyebiliriz. Basement'ta bir değişiklik yok. Fakat inerkenki yolumuz bu şekil. Evet gençler, şimdi özelliğimizin mesafesini deneyeceğiz. Bakalım Sorayr'ımız durduğu yere kadar vuracak mı? O kadar vurmuyor. Biraz orta mesafeden deneyeyim. Buradan da vurmuyor. İyice yakınlaşmanız lazım. Yaklaşık olarak şu tarz mesafe kurbana vurmanız için yeterli. Evet gençler, şimdi geldik herkesin merakla beklediği kısım olan Mori kısmına. Ali Bey'i düşürüyoruz. Ve bakalım Mori'miz nasılmış? Adam öbür maçta da öldü. Oğlum kafam yok. Evet arkadaşlar, haritadaki zombiler size bu şekilde saldırıyor. Sizi takip ediyorlar, çok hızlı değiller. Yakaladıkları zaman önce size virüs bulaştırıyorlar. Fakat eğer zaten daha önceden size virüs bulaşmışsa yakaladıkları zaman hasar veriyorlar. Gördüğünüz gibi bana saldırdı ve virüs bulaştırdı bana. Bir dahaki vuruşunda ise bu şekil yaralıyor. Yani zombiler OP diyebiliriz. Zombilere palet devirip onları öldürebiliyorsunuz. Şu şekil. Gördüğünüz gibi zombiyi öldürdük. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Nemesis karşımızda. Yarısına geliyorum. Yani neredeyse tam olarak yarısındayım yani. Evet gençler, Nemesis'in palet kırma animasyonunu şu şekil dış açıdan gösterelim. Vahşice, gereksiz. Evet gençler, şimdi Nemesis'in stun animasyonunu gösterelim. Çok iplemedi aslında. Evet arkadaşlar, şimdi Nemesis'in zombiye yumruğuna bakalım. Yani biraz vahşi bir karakter. Bunun farkındayız zaten, Resident severler ne kadar vahşi olduğunu bilir. Evet gençler, şimdi Nemesis'in volt animasyonuna bakacağız. Gayet cool bir şekilde Big Show'un ringe gelişi gibiydi aynı. Gençler şöyle farklı bir şey var. Nemesis'in taşıma animasyonu farklı. Normal killer'lar omzunu alırken Nemesis koltuk altında götürüyor. Gördüğünüz gibi koltuğunun altına aldı. Hani hiç zorlanmıyor, gayet sırtına falan almasına gerek olmadan götürüyor. Bu da kanca asış animasyonu. Şimdi kurban Wiggle'dan kurtulduktan sonraki Nemesis animasyonuna bakacağız. Sonunda Nemesis'e de diz çöktürebildik.
Gençler, virüs bulaştıktan sonra söylediğim gibi hem katilin özelliği hem de zombiler size hasar verebiliyor. Dolayısıyla haritada gözüken şu beyaz sandıklardan panzehir çıkartıp virüsü geçirmeniz gerekiyor. Sandıkların yanına gidip hızlı bir şekilde açıyoruz. Normal sandığa göre biraz daha hızlı açabiliyorsunuz. Ve çıkan aşıyla kendinizi bu şekil virüsten kurtarabiliyorsunuz. Aşıya özel bir animasyon yapsalar iyiydi. Hani direkt heal animasyonuyla yapıyorsunuz. Evet gençler, şimdi çıkış kapısını açıp oranın da farklı olup olmadığına bakacağız. Gördüğünüz gibi orayı da farklı bir şekilde yapmışlar ve sokağa açılıyor. Şehrimize açılıyor. Şu şekil polislerin oraya doğru deparımızı atıyoruz. Ve polis arabasının bagajına girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tabii mantıklı. Bu da diğer çıkış kapısı gençler. İki çıkış kapısının açıldığı mekanda farklı. Evet gençler, şimdi farklı bir map'te girdik. Çünkü zombilerin katile mi, map'e mi özel olduğunu sizlere göstermemiz lazım. Evet gençler, gördüğünüz gibi zombiler katile özel. Yani haritayla herhangi bir ilgisi yok. Nemesis geldiği sürece hangi map gelirse gelsin zombi oluyor. Şimdi zombileri kör edebiliyor muyuz onu deneyeceğim arkadaşlar. Şu şekil zombileri stunlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Belirli bir sersemletme süresine soktum zombiyi. Hatta bayağı sersemledi diyebilirim. Öldü mü lan? Bayağı sersemledi bu arada. Bir daha kör edemiyorum ama çok fazla sersemliyor gördüğünüz gibi. Stun yediği zaman size hiçbir şekilde bir şey yapamıyor. Yanında rahat rahat dolaşıp takılabilirsiniz. Evet gençler, şimdi de Nemesis'in kırılabilen duvarları kırma animasyonunu göstereceğiz. Amel defteri kapatır hocam. Gençler, Nemesis severler için de şöyle bir easter egg var. Jill Valentine bir Stars çalışanı olduğu için onu dolaptan aldığı zaman Stars diye bağırıyor Nemesis. Gençler, şimdi şunu deneyeceğiz. İki kişi de aynı hizadayken bakalım Nemesis karbon atabiliyor mu? Sanırım sadece bir kişiye vuruyor. Az önce biraz uzaktan denedik. Bu kez iyice yakından deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi iki kişiye aynı anda vuramıyor arkadaşlar. Çok yakın mesafede olmasına rağmen. Gençler, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Güncelleme ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Ben çok beğendim. Dead by Daylight tarihindeki en iyi güncellemelerden biri olmuş. Easter egg'ler, map'e inanılmaz özenilmiş. Her ne kadar perkleri gereksiz olsa da karakterlerin birkaç tanesi çok değişik, çok ilginç perk. Flash bombası yapıyorsunuz, jeneratöre tuzak kuruyorsunuz vesaire. Bunlar gerçekten çok hoşuma gitti. Siz de yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.